Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle evlilikle alakalı çok önemli bir meseleyi paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi evlenmek isteyen çiftler evlenmeden önce evlilikle alakalı çok güzel hayaller kurarlar. Onlardan bir tanesi de evliliklerinde farklı yapmak istedikleri şeylerdir. Yani kendi anne ve babalarından sürekli gördükleri fakat rahatsız olduklarından dolayı kendi evliliklerinde hayatlarından çıkarmak istedikleri şeyler vardır. Bu örneğin şiddet, sorumsuzluk ve aşağılama gibi davranışlar olur. Bu gibi şeylere kendi evliliklerinde yer vermek istemezler ve bunu gerçekleştirme ümidiyle evliliğe adım atarlar. Fakat evliliğin ve aile kurup aile olmanın kendi sosyal gerçekleri, kendi yasaları vardır. Bunları göz ardı ettiğinizde onların altında ezilirsiniz. Dolayısıyla isteseniz de bu yasaların dışına çıkamıyorsunuz. İşte bunun bilincinde olmayan çiftler Evlendikten sonra hayal ettikleri o aile hayatını gerçekleştirmenin bu kadar kolay olmadığını görüp hayal kırıklığına uğruyorlar. Ve birçok evlilik maalesef gereksiz yere bundan dolayı ayrılıkla sonuçlanıyor. Şimdi farklı olmanın niçin bu kadar kolay olmadığını ve kolay olmayışının da gayet normal olduğunu anlamaya çalışalım. Hani çiftler evlenirken aslında aileler evleniyor derler ya işte burada çiftler kendi ailelerinden aldıkları terbiyeyi kendi evliliklerine aktarıyorlar. Bu olay karşılıklı gerçekleştiğinden dolayı da burada aslında her iki aileden oluşan yeni bir karışım meydana geliyor. İşte bu sebeple senin evliliğin senin ailen ile evleneceğin kişinin ailesinin bir sentezi olacaktır. Evlenir evlenmez bunun dışına zaten çıkamazsınız. Burada ilk etapta yapabileceğiniz tek şey iyi bir karışım meydana getirmeniz olacaktır. Yoksa biz konuştuk, anlaştık, biz bambaşka olacağız, biz farklı olacağız, biz bu hatalara düşmeyeceğiz demekle olmuyor. Bakın farklı olmak mümkündür fakat kolay değil. Çünkü evlendikten sonra işler tamamen değişiyor. Evlenmeden önce yapılan hesaplar evlendikten sonraki vaziyet ile uyuşmuyor. Hani derler ya evdeki hesap çarşıya uymuyor. Aynı bunun gibi ve bunun en büyük sebebi de çiftler kendi evliliklerinde farklı yapmak istedikleri şeylere çoğu zaman kendilerinin henüz hazır olmayışıdır. Bakın farklı olmak istemeleri farklı olmaya hazır oldukları anlamına gelmez asla. Çünkü her farklılık, her değişiklik bir bedel ister ve o bedeli ödemek istemeyen çiftler vazgeçerek eski alışkanlıklarına dönmeyi kendileri tercih edeceklerdir. Niye mi? Çünkü kolayına gidiyor. Doğru olmadığını bilseler de istemeseler de nefret etseler de o davranışlardan onu görmüşlerdir, ona alışmışlardır ve alışık oldukları şeyleri yapmaya başlayacaklardır. Burada bilhassa tartışma, anlaşmazlık ve gerginlik gibi durumlarda eğer bir insan belli bir kültüre sahip değilse, bu konularda belli bir seviyeye ulaşmamışsa kendini saldırı altında hisseder. Kendini saldırı altında hisseden insan ise mantıklı hareket edemez. Panikler, savunma mekanizmasını devreye sokar ve böylece kendini güvende hissettiği alana geri çeker. O güvende hissettiği alan ise yıllardır ailesinden gördüğü ve alıştığı şeylerdir. Yani aldığı terbiyedir. Tabiri caizse anlık bir fabrika ayarına geri döner. Bakın burada kişi o terbiyeyi benimsesin veya benimsemesin, hatta nefret etse bile hiçbir önemi yok kendini zamanında annesinden ve babasından gördüğü şeyleri uygularken bulacaktır. İşte çiftlerin karşılıklı yaşadıkları ilk büyük hayal kırıklıkları da burada başlıyor. Sonunda başka olmanın, farklı olmanın öyle kolay bir şey olmadığını görüyorlar. Hatta bir nokta geliyor ki demek ki bu böyleymiş de biz boş hayallerin peşine koşmuşuz diyerek ümitsizliğe kapılıyorlar. Halbuki burada ümitsizliğe yer yoktur. Çünkü bunları az çok herkes yaşıyor. Çözülmeyecek sorunlar değil bunlar. Bunu bir uç örnekle açıklayayım ki anlaşılması daha kolay olsun. Örneğin, kadına şiddet uygulanan bir evde yetişen bir erkek ile kadına şiddetin ayıplandığı evde yetişen bir kız evlendiklerinde bunların yaşayacağı ilk ciddi anlaşmazlıkta kadının uğrayacağı hayal kırıklığını tahmin edebilirsiniz. Şiddete maruz kalacaktır. Veya tam tersi erkeğe psikolojik baskı uygulanan evde yetişen bir kız ile çiftler arası hürmetin esas alındığı evde yetişen bir erkek evlendiklerinde bunların yaşayacağı ilk ciddi anlaşmazlıkta erkeğin uğrayacağı hal kırıklığına da tahmin edebilirsiniz. Hayatının şokunu yaşayacaktır çünkü bilmiyor böyle bir şeyi yaşamamış daha. Sonra da biz bunu böyle hayal etmemiştik demeye başlayacaklardır. İşte bu noktada biz bunu böyle hayal etmemiştik cümlesi ya yeni bir doğuşun ve oluşumun yani bir aile olmanın başlangıcı ya da sonun başlangıcı olacaktır. Bunu da evlenen çiftlerin kendi tutum ve davranışları belirler. Şöyle söyleyelim, çiftler kendi ailelerinin eksik yönlerini evliliklerine katar ve bu gittikçe ağır basarsa bu bir kötü karışım olur ve bu evlilik dağılmaya yüz tutar. Yok eğer kendi ailelerindeki güzel hasletleri evliliklerine kazandırabilirlerse bu iyi bir sentez, iyi bir karışım olur. Böyle bir evlilik varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmeye devam eder. Burada dikkat edilmesi gereken şey aslında şudur. Çiftler evliliklerinde neleri farklı yapmak istediklerini belirledikten sonra ümitlerini kesinlikle yitirmemeleri ve onu canlı tutmalarıdır. Çünkü onları eski alışkanlıklarına yani anne ve babalarından gördükleri davranışları sergilemeye davet eden çok durumlarla karşılaşacaklardır. İşte bu durumlar karşısında sağlam duruş sergilemeleri, sebat etmeleri, zaman zaman yenik düşseler bile vazgeçmemeleri önemlidir. Ancak bu gayret ve doğru usul ve yöntem sayesinde gerektiğinde yardım alarak hayallerindeki evliliğe adım adım yaklaşabilirler. Bakın bu peyderpey gerçekleşecek bir olaydır. Bu zaman ister, emek ister, gayret ister. Birden olacak bir şey değildir bu. Yalnız burada şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Sakın ama sakın bunu karşılıklı uygulamayın. Örneğin bak baban da asabiydi bu asabiyeti sen babandan aldın gibi sözleri kesinlikle kullanmayın suçlamak değil sadece yardım etme veya sorunu tespit etme niyetiyle bile olsa birbiriniz hakkında böyle tespitlerde bulunmayın. Bunu evliliğinizde kendi şahsi durumunuzu tespit etmeniz için yani oto kontrol yapabilmeniz için bilmeniz gerekiyor. Yoksa karınızın veya kocanızın davranışlarının kaynağını tespit edip yüzüne çarparcasına söylemeniz için değil. Siz iyi niyetle veya yardım amaçlı bile olsa bunu asla yapmayın. Çünkü ters teper. Karşınızdaki insan bunu saldırı olarak algılayacaktır ve çıkacak olan tartışmayı gereksiz yere daha da çıkmaza sokarsınız. Son olarak da şuna değinelim. Eğer çiftler kendi evliliklerinde farklı yapmak istedikleri şeylerden bir iki denemeden sonra demek ki bu böyleymiş diyerek vazgeçerlerse veya hiç ilgilenmezlerse o hoşlanmadıkları şeyleri olduğu gibi çocuklarına aktaracaklardır. Bunu aynı miras kalan borç gibi düşünebilirsiniz. Örneğin, babanız zamanında adamın birine borçlandı ve ödemeden aranızdan ayrıldı. Bu durumda siz bu borcu ben yapmadım, niye ben ödeyeyim diyerek ilgilenmezseniz o borç çocuğunuza kalacaktır. Hani derler ya adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş. Aynı bunun gibi sevgisizlik, ilgisizlik, alakasızlık, sorumsuzluk hatta şiddet gibi ilişkiyi zedeleyen davranışlar da nesilden nesile miras kalan şeylerdir. Bu durum karşısında kişinin iki seçeneği vardır. Ya beni ilgilendirmez ben bunu böyle gördüm değiştirmeye de niyetim yok veya bir iki denedim olmadı ben de bıraktım der ve bu durumda annesinden babasından aldığını olduğu gibi çocuklarına aktarır ya da tamam ben bunu böyle gördüm ama böyle devam etmesini istemiyorum der. Elini taşın altına koyar, evliliğine zarar veren davranışlardan kurtulmak için elinden gelen mücadeleyi verir. Bakın arkadaşlar, geçmişte başımıza gelen, bizi üzen ve canımızı sıkan olaylar hayatımızın bir parçasıdır. Bizi biz yapan şeylerdendir ve hayatımızda yani zihnimizde var olmaya da devam edecektir. Onları görmezden gelmek veya hiç olmamış gibi saymak doğru olmadığı gibi sürekli hatırlamak suretiyle bizi üzmesine veya mide bulandırmasına sebep olmak da doğru değildir. O üzücü olaylar kendilerinin ibret almamız için, onlardan ders çıkarmamız için hayatımızda var olmalıdırlar ve varlığını sürdürmelidirler. Şunu hiçbir zaman unutmayalım yaşanmışları değiştiremeyiz fakat yaşanacakları etkileyebiliriz onlara yön verebiliriz dolayısıyla sadece kendimiz veya kendi evliliğimiz için değil aynı zamanda çocuklarımızın da gelecekte daha güzel bir aile hayatına sahip olmaları için güzel olan şeyleri yaşatalım güzel olmayan davranışlara itibar etmeyelim onlara tenezzül etmeyelim bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla